Vücudumuzda herhangi bir nedenle bir yara oluşmuşsa, bir kesi oluşmuşsa bunun ilk tedavisi, daha doğrusu yani başarılı bir sonuç almak için ilk adım doğru şekilde ideal koşullarda onarılması. Bu da dokuların, kesik bölgesinin uygun dikişlerle karşı karşıya getirilmesi, enfeksiyon kapmadan iyileştirilmesi. Ama burada genellikle bilinmeyen bir konu var. Oluşacak olan yara izinin kaderi sadece atılan dikişe ya da atan doktora bağlı değil. Yara izinin nerede, vücudun neresinde olduğu, hangi yönde olduğu dahi çok önemli. Örneğin alın bölgesinde yatay bir iz, çok çok daha az bir iz bırakırken yatay bir kesi, dikey bir kesi, bir yara izi çok daha dikkat çekici olabilmekte. Bu nedenle izin yönü de önemli. 6 ay ile 2 yıllık süre içerisinde son halini alana kadar dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Bunlardan en önemlisi bu bölgenin güneş ışınlarından korunması. Bu nedenle güneş koruyucular kullanılabilir veya mekanik yöntemlerle bu bölgeye güneşten özellikle yaz aylarında korunmasında fayda var. Diğer taraftan bazı silikon içeren ya da farklı maddeler içeren kremlerle o bölgedeki hücrelerin normal koşullara dönmesine yardımcı bir takım pomatlar, kremler, jeller kullanılabilmekte. 2 yılın sonunda kalan izlere gelecek olursak, bazen dikiş izleri, böyle bir tren yolu şeklinde izler ya da genişlemiş, çok genişlemiş ve çok dikkat çekici izler olabilmekte. Bu izlerin tedavisinde ise scar revizyonu dediğimiz izlerin, ned benin, bu yara dokusunun tekrar revize edilmesi söz konusu. Bunun için de yine lokal anestezi altında kötü olan, kötü görünümlü iz çıkartılıp tekrar daha özel dikiş malzemeleriyle, materyalleriyle kullanılarak dikilebiliyor. Arkasından da bantlama tedavisi dediğimiz bant uygulanabiliyor ve yine diğer söylediğimiz konulara dikkat ederek daha az dikkat çeken, daha kabul edilebilir sonuçlar elde etmek mümkün.